Esat nerede? Ha, Haşmet aradı. Önemli bir şeymiş, onun yanına gitti. Allah Allah, biz de keyfimizden aramadık herhalde. Bu da önemli görüşme. Ara, kendin söyle. Bana niye trip yapıyorsun? Gel dedin, geldik işte. İlyas Reis, vuruşacaksak Fahri abiler fidanlıktalar. Diyorsan arayayım, gelsinler. Önemli bir görüşme dediğime göre demek ki konuşacağız. Vuruşacak olsak niye birini arayayım üstelik? Benim elim armutlu topluyor. Ya İlyas, Allah aşkına şunu muhatap alma. Abin ne dedi? Biz şimdi içeri girip ne yapacağız? Uzlaşın dedi. Ne? Uzlaşın dedi. Ne yapalım? Uzlaşacağız. Ha, bana bak. Ben Behzat niye çağırdım onu anlatayım. Şimdi ben içeri girdikten sonra uzlaşmacı görüneyim ki Behzat da arıza çıkarsın. Hem malum bizim bir de dünürlük durumu var ya. Yemişim dünürünü. Arıza çıkartılacaksa ben çıkartırım. Hadi gelsinler bakalım, benle uzlaşsınlar. Hadi. İlyas'ım, bu Behram'ın bir çaktırmadan fotoğrafını çekelim mi? İlla ki 4 kilometre yakınımıza girer. Baba, bak işte ben böyle durumlar için demiştim o silahı bağcam atsak diye. Bana bak Tekin. Onu ilk söylediğin zaman da seni sallamamıştım. Şimdi ne sallamıyorum? Lan adam zaten 4 metre yakınımıza gelecek. Sık deseler sıkarız. Ne işimiz var 4 kilometrede mal değneği? Sen iyisini bilirsin. Bora. Hadi de. Hadi. İlyas abi. Geldiniz mi? Gördüğün gibi. Misafirimiz de içeride abi. Babam sizi bekliyor. Buyurun. Ha abi, silahlarınızı toplantıya girmeden enişteye ve Tekin'e verir misiniz? Malum, daha önce yaşananlardan dolayı bir tedirginlik var. Peki kardeş, biz nasıl emin olacağız içeridekilerin silahlarının alındığından? Biz artık Çakır Beylilerle akrabayız. Yani burası sizin mekanınız. Eğer bir saygısızlık yapan olursa gerekeni biz yaparız. Alparslan zaten menzilde Tekin'im. Endişeye mali yok. Endişe yok enişte, endişe yok. Olsun, benim hatırımı kırmadı. Acısı olsa da bize zaman ayırdı. Siz de buraya uzlaşmak için geldiniz. Kötü günleri geride bırakıp yolumuza devam edelim. Yani ben istiyorum ki yeni bir sayfa açalım. Öncelikle başa sağ olsun Behram. Abim abini öldürmüş. Keşke rahmetli abin de senin gibi
uzlaşmacı olsaydı diyeceğim ama... Tabii öyle bir zaman geliyor ki keşkelerin bir önemi olmuyor. Keşkelerin şöyle bir önemi var. İlyas. Abimi öldürerek kendinizi bitirdiniz. Dünyanın en büyük silahı da elinizde olsa... ...dünyanın hiçbir yerinden kimse gelip almayacak onu. Dün 50 konteyner sipariş aldınız. Bugün bütün siparişlerinizi iptal ettirdim. Akabinde hesaplarınızda paralar olmasını bekliyordunuz ama çok beklersiniz. Bizim bir acelemiz yok Behram arkadaş. Elimizdeki zerzevat değil ki çürüsün. Bakliyat değil ki kurtlansın. Sen merak etme. İyi mal her zaman alıcısını bulur. Yalnız benim anladığım... ...birileri sana demiş ki... ...sen abinin kan davasından vazgeç. Ne yap ne et... ...masadakilerle uzlaş. Yalnız ben sana peşin peşin söyleyeyim mi? Bizim seninle uzlaşacak bir şeyimiz yok. Abin öldü ya. Sen de öleceksin. Boran. Biz Hızır Reis'le böyle konuşmadık. Herhalde senin olaylardan pek haberin yok. Feyyaz Bey, asıl senin olanlardan haberin yok. Bu arkadaş sokakta ne kadar it, kopuk, çarçakal varsa hepsine para vermiş. Hesapta bizi bitirecekmiş. Masayı dağıtacakmış. Falanmış filanmış. Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Ölüm Behram. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Boran'ın senin hakkında söylediklerine dair herhangi bir hamlen oldu mu? Oldu İlyas. Eğer burada benimle uzlaşmazsanız... ...yapacaklarımın yanında Boran'ın anlattıkları az kalır. Feyyaz. Bey. Bunun için mi geldik biz buraya? Hakikaten yani bizi davet etmenizdeki amaç bu mu? Biz bu tavırdaki bir adamla... ...hangi konuda uzlaşacağız ben şu an hiç anlamadım. Behram'a bu tehditleri... ...geri almasını ve ticaretimize devam etmesi için bir teklifte bulundum. Malumunuz... ...abimin ölümünden sonra masada aileme ait bir sandalye boş. Bu
Şayet Behram'ı o sandalyeye oturtursak... ...hem küslüklerin sonu gelir... ...hem de çok daha güçlenir. Açıkçası benim öyle bir niyetim yok. Bana kalacak olsa... ...kan davamı devam ettiririm. Elinizde neyiniz var, neyiniz yok, her şeyinizi alırım. Ama Feyyaz Bey çok hatır koydu. Ölen abimin hatırına... ...bu masaya oturmamı istiyor. Behram arkadaş... ...bence sen... ...kan davasını gütmeye devam et. Ne kadar malımız, mülkümüz varsa... ...hepsini al. Alabilirsen. Beceremezsen... ...sana masada oturacak yer yok. Ama merak etme. Biz sana yatacak bir yer buluruz. Sıkıntı yok. Buluruz.